Oyun Sancak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yeni bir seriye başlıyoruz. Rust serisine başlıyoruz. Rust oynayacağız. Tek başımayım bu arada. Evet, yeni anekdotlar vereyim. Tek başımayım, tek başıma oynayacağım. Bir serverdayım. Türk serverında 100 kişilik bir server. Siz de gelebilirsiniz. Görürsünüz, reklam çok yapıyor server. Nasıl anlatayım? Tek başımız olduğumuz için biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ben önceden bir ev ve ham madde topladım. Eğer patlatırlarsa evi, size tekrar böyle Rust'ı yeni oynuyormuş gibi tekrar yapmayı planlıyorum. Şimdi tanıtayım. Bu benim yatak odam diyeyim. Bu kapı direkt dışarı çıkmıyor bu arada, size teker teker söyleyeceğim. Şimdi gençler, şöyle baktığınızda 5 tane ahşap sandığım var. Ahşap sandığım içinde bir tane plan sayfam, eritilmiş metallerim, şurada odunlarımı görüyorsunuz, kömürüm var, kükürtüm var, yine plan parçam var. Burada oklar, taş baltalar, çekiçler. Burada ham maddelerim var. Şey cevheri, metal cevheri, deri, kükürt cevheri, kumaş, yüksek metal falan diye gidiyor. Burada yiyecekler diyelim, artı kullanılmayan eşyalar. En sonda da şöyle bir silahım var. Thompson adı. Gerçekten güzel bir silah. Beğeniyorum. Thompson silahım var. Su borusu tüfeğim var. Ama mermi yok. Mermi yapacağım. Bunu sevmiyorum fazla. Thompson daha çekici geliyor. Ve arbalet var. Burada kapı yapmıştım. Kapıyı tekrar ekleyeceğim. Çekiç var yine dediğim gibi. El yapım mermimiz var. Tavuk göğsümüz var. Tatlı olarak tavuk göğsü değil. Evet, fırınım yanıyor. Yeni fırın demişim. Fırın yaptım. Fırının içinde odunumu görüyorsun. Odun azalmış. Şöyle bir değiştireyim ben odunu. Bu arada helikopter sesini duyuyorsunuz. Helikopter geçiyor. Daha doğrusu airdrop olması lazım. Burada eritilmiş metal yapıyorum. Bu metal cevherini buraya koyuyorum odunla birlikte. Ve pişiriyorum diyeyim. Bu da metal eriyor ve eritilmiş metal elde ediyorum. Bununla ne? Bu arada güneş değil. Evet, bak, o kırmızı yanıp sönen airdrop'un şeyi. Şu an tam üstümüzde olması lazım. Neyse, eritilmiş metal elde edip buradan eritilmiş metal ile silah, el bombası, bunları öğrendim. Bu arada taş mızrak, bir sürü daha öğrenecek şeyler var. C4'ü öğrenemedim hala. Bu arada sabah oldu, gördüğünüz gibi aydınlandı. Evet, şimdi evimi size göstereceğim. Bu benim yatak odam. Alet dolabım burada yetki için. Kapıyı açıyorum. Evet, karşınıza bu çıkıyor. Bu ne? Taş barikat. Hemen anlatıyorum, kısa özet geçiyorum. Bunun bir alt katı daha var. Benim iki katlıydı evim. Alt kat ve bu kattı. Sonra dört kişiydi. Evet, dört kişi basmaya geldiler evimi. Sonrasında ise alttan C4 ile patlatıp buraya geldiler. Benim şu alet dolabım aşağıdaydı. Oradan yetkiyi kendi üzerine aldılar. Ve burada benim kapımın önüne taş barikat koydular. Artı o çıkışı taş yaptılar. Yani kısacası buradan çıkmamam için her şeyi yaptılar. Sonrasında ise ben ne yaptım peki? Şuradan tekrar geliştirdim evi. Evet, bu birin diğer bir kat. Buraya bir kapı daha koydum güvenliğim için. Açıyorum kapıyı. Evet, kapım bu arada şifreli. Evet, bu da onarım tezgahım. Şunları onarmak için, yani bazı şeyleri. Diğer bir katım daha. Evet, görüyorsunuz. Bu da başka bir kat. Bir tane daha fırınım var burada. İki fırınım var. Bu da çıkış kapım. Buradan aşağı iniyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan iniyorsunuz gençler. Burada mimar hata yaptı. Çaktırmayın. Buradan tekrar aşağı iniyorsunuz. Buradan sıkışıp götünüzü sıkıştırıp. Sonra burası da çıkış kapım. Dışarı çıkıyor.
Evet, devam edelim. Buradan böyle geçiyorum. Niye buraları kırmadın derseniz, ben bunu yanlışlıkla geliştirdim. Ve gördüğünüz gibi 250 canı var. Bunları uğraşmak istemedim. Böyle kalsın dedim. Kapıyı açtık böyle. Şu an gördüğünüz kaç kat? 1, 2, 3. kat. Aşağıda da bir kat var. 4. kat bu arada pencerem, manzaram. Dağ manzaralı bir evim var. Bu arada şeyler, BP'ler çok önemli biliyorsunuz oyunda, silah, başka C4 öğrenmek için. Bu da başka bir kat. Daha yeni geliştiriyorum. Yanları geliştirdim. Bu da yine manzaram. Orman manzaram da var. Bu bölüm biraz tanıtım videosu gibi oldu. Taşın üstünde ayımız var. O ayıyı hala kesemedim. Taşın üstüne çıkamıyorum. Tekrar şu ağacın arkasında bir tane ev var. Benim böyle yine gelişmiş, benden daha gelişmiş bir ev var. Onlarla tanışmadık, komşularımızla. Ve en son kat gözetleme kulesi tarzı. Her taraf pencere dolu. Burada herhangi bir olay olduğunda buradan silahla sıkmak için. Buradan şeyi görebiliyoruz beyler. Mesela şurada hani elektrik direkleri 1, 2, 3 diye gidiyor. Bak, 2 ile 3'ün arasında su deposu var. Oradan BP'ler toplamak önemli. Şu ile sis var. Şu ileride uydu var. Burada da nasıl anlatayım? Onun adı ne diye geçiyordu ya? Adını unuttum. Bu ne lan? Elektrik kablosunda bir şey var. İki tane boru ya. Büyük bir boru var. Sanki fırın borusu ama böyle bayağı büyük. Yani orada burası eğer ziyaret etmek istiyorsanız evimin yakınlarına ziyaret edebilirsiniz. Gençler şimdi bilmeyenler lag'ı gördünüz mü? Evet, evet herkes lak lak yazıyor. Evet, burada da fırınım var, burada da lak çok fena, çok fena lak var, evet. Bu nasıl bir lak ya? Şaşırdım. 10 dakika lak mı olur be yazmışlar. Koşalım. Oops, yanlış yere gittik. Evet. Fırında dediğim gibi odun burada da azalmış. Şöyle biraz daha koyalım. Burada kükürt cevherini nerede bitmiş. Yani kükürtleri alalım. Cevherini kükürt elde ediyorum. Bu kükürtleri ne yapıyorsun dersen şey yapıyorum. Barut yapmak için kükürt önemli. 994 kürtüm var. 1880 eritilmiş metal. Odunum çok azaldı. Odun kesmeye gidelim birazdan. Evet, buraları biliyorsunuz. Burada durum nasıl? Güzel. Şimdi gençler şu odunları bir şuraya bırak. Evet. Bastım. Hala gelmedi. Büyük lag var. Ağaçta takılı kaldı. Evet, şimdi geldi. Şöyle odunları bırakayım. Şu elimdeki anlamsız eşyalara da bakayım. Şunlarla gidebilirim. Elime silah almıyorum. Neden derseniz, çok lag var. Niye böyle oldu ya? Benden kaynaklı serverla alakalı bir kaynaklı diyeyim. Burada kenefir kılıfı mı? Evet, kılıfı deniyor. Onlar var. Onu ne diyorsanız onları toplayın. Kumaş. Gençler. Evet, dışarı çıkma vakti. Bakalım birileriyle karşılaşacağız mı? Sanmıyorum. Şu an gece, yani gerçek saatte gece 3.30. Server'da 40 kişi falan var. Evet, kenevri göstereyim. Aa, şurada hayvan var. Onu keselim beraber. Evet, dediğim ev şu. Komşum. Daha tanışmak nasip olmadı. Evet, adı Kenever Lıfı. Lifi yani. 20 kumaş veriyor. Bunu topladığınız zaman 20 kumaş veriyor. Kumaşla ne yapıyorsanız üst baş
Artı en önemlisi uyku tulumu yapıyorsunuz. O geyiğimiz var. Seyah. Ne yaptın? Gençler. O, arkasına bakıyor. Ne yapıyor diyor. Uf, tek attım. Evet, görüyorsunuz sağ altta deri, deri, kemik parçaları. Bunları topluyoruz. Hayvan ya, kumaş. Kumaş da çıktı, güzel. Evet, benim ortam böyle. Evim şurada, sağ tarafta komşum. Evet, dağ var. Şimdi odun topluyorum. Arkadaşımız, komşumuz İbo ZK. ZK herhalde birisinin isminin kısaltılmışı. Ben de daha demin buraya yazdım, buldum. Bulaşma yazdım. Gelip bulaşmasınlar diye çok çok var. Yani mesela yine bir anımdır. Yine bu evde oldu. 2 gündür bu evi yapıyorum. 2 gün önce yerleştim buraya. Evet, bu arada onu anlatmadan önce şunlar çok önemli gençler. İçinden bakın bir şey çıktı. Altında kaldı. Heh. Tıbbi şırınga, bak bu çok önemli. Şuraya alalım. Eğer birisi sıkarsa biz hemen o tıbbi şırıngayı basacağız kendimize. Ben bir tane daha kumaşı alalım. Evet. Ne diyordum? He. İlk macera taşmış lan. Poşet zannettim ya. Evet, bu arada yaklaşıyoruz. Oh. Ne yapıyoruz? O gün ikinci kattayım. Yeni fırın yapıyorum. Fırını yaptım, eritilmiş metal yapmak için odunu koydum. Dışarıdan bir ses geldi. Aleyküm selam. İşte bir şeyler sordu. Sonra kardeş zaten tek başımayım. Tek başıma oynuyorum bu oyunu falan dedim. Sonra dedi ki arkadaş, MYF, mafya, kendilerin kılımın ismi bu arada. Selam gönderiyorum onlara. Bana dediler ki, of mantar yalarım. Burada ev var. Ölüm mü? Birisi ölüm yazmış lan aşağı. Sonra dediler ki bana, kardeş aslında biz senin evini patlatmaya geldik. Biz 4 kişiyiz dışarıda, tek başıma değilim. Bir dışarı çıkarmasın, konuşalım dedi. Ben de tamam dedim. Çıktım dışarı. Elimde zaten silah milah yok o zaman. Thompson var ya, onlar attı bana. Her neyse, anlatayım tekrar. Sonra geldiler yanıma. Çıktım. İşte senin evini patlatacaktık ama sen tek başımayın falan deyince üzüldük. Vazgeçtik falan dediler. Sonrasında ise bana 2000 taş, yine 2000-3000 eritilmiş metal, Thompson, odun atmadılar diye hatırlıyorum. Bunları verip gittiler. İşte bu iyi insanlar da var serverda. Tekrar teşekkür ediyorum onlara. Ops, taşa takıldı. Eğer ses duyarsak dikkatli olalım. Evet, ormanlık alanda olmamız iyi. Burası çok güzel mekan. Gerçekten iyi buldum. Burada hem gördüğünüz gibi BP falan da çıkıyor. Çok hayvan var. Yani bir gün doğumunda hep hayvan çıkıyor, 2 tane. Odun zaten her taraf odun gördüğünüz gibi. Taşlarda biraz sıkıntım var. Yani taşlar fazla yok gördüğünüz gibi. Bu taşları taş çıkmıyor bundan. Gösteririm eğer bulursam. Evet, gördüğünüz gibi benim mekanda fazla ev yok. Bu daha iyi. Ev bulunmayan mekanlara gidin. Tabi load demişim. Nasıl anlatayım? Böyle su deposu, küre, hangar. Bu yerlere yakın olmanız daha iyi. Gelişmeniz amacıyla, ya gelişmek önemli bu oyunda. Amacı o zaten. Böyle etrafa da bakalım da birisi falan geliyor mu diye. Şunu kesip dönelim tekrar. Evet. Şurada bir tane daha kenevir var. Kumaşlar önemli demiştik.
Oh güzel. Evet, evimin dışı darma duman gözüküyor ama bu evi inşallah geliştireceğim. İnşallah geliştireceğim. Ha bir dakika, şeyi anlatayım. Evet, evimin kapısı buydu. Şuraya ben şimdi daha yeni bir gün, bugün öğlen koydum. Buydu gençler. Buradan giriş vardı, alet dolabım buradaydı. Ve adamlar yeni yapmış bu kapıyı. Ve taşla buradan çıkış vardı yukarıya. Bakın, buradan kapattılar. Ve mal gibi kaldım. Sonra yukarıya şey yaptım. Oradan çıkmak için aşağı düştüm Thompson'la. Adam gelmiş. Şurada duruyor okla. Tamam, ben buradan aşağı geldim Thompson'la, gördüm bunu. Sıktım sıktım, o da kafama bir hedef aldı, zaten soyunuktum. Direkt tek yedim, o da tek yedi. Sonra tekrar atladım. Bayağı şey çıktı üstünden. Sonra evi kapısını buraya taşımış oldum. Giriş kapım burası. Sonra ses duydum. Yakınlarda insan mı var? Evet, giriş kapımı buraya aldım. Ve evim böyle. Ne topladık? 3,5K. Onun şu mantarı yemeyeceğim. 980 açtık. Şey yok. Şu biraz daha odun atalım. Güzel. Kömürleri atıyorum ben. Bende bayağı kömür oldu. Kömürler fazla önemli değil. Barut yapımında önemli ama ya, çok eritilmiş metal yapacağım için kömüre ihtiyacım o zaman olursa alırım. Şimdi ya benim şeyler doldu. Büyük ahşap sandık öğrenemedim. Hala. O yüzden büyük sorun yaşıyorum. Odunları buraya koyacağım. Boşluk buldum. Mantarı da şuraya koyayım. Şu meşaleyi atacağım. Şu an bir ihtiyacım yok. Güzel. Aslında şu tavuk göğsünü buraya koyalım. Evet. Derim 400'lere çıktı. Yağ 100'lerde. Kumaşım da 600'lerde. Kemik parçaları fazla önemli değil ama. Neredeydi kemik parçaları? Burada. Güzel. Tıbbi şırınga dursun bende. Evet gençler, bu bölüm böyle olsun. Evimi tanıttım. Beraber azıcık odun topladık. Size tavanda şuraları geliştireceğim odunla. Geliştirmeyi ve nasıl ev yapımının olduğunu ikinci bölümde size göstereceğim. Gözetleme kulemden size bir etrafı bakayım da veda edelim sonra. Evet, gördüğünüz gibi orman. Sadece ormanda takılıyoruz. Ses duyuyorum. Şöyle bir sessiz yürüyeceğim. Bir şey yok. Güzel. Evet gençler, dağ manzaralı kapanışımızı yapalım. Bu bölüm evimi tanıttım ve ham maddelerimi gösterdim. Yaşamış olduğum iki olayı anlattım sizlere. İkinci bölümde daha atraksiyonlu olacak. Şimdilik benden bu kadar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.